Assalamualaikum. Bugün canlı eferimiz Özbekistanlıklar için belki egzotik bulan varsa yürüyen üyeden boladı. Bu bizi yürüyen üyümüz. Yani 14 yıldan beri yürüyen bizi yürüyen üyü bilen bütün dünya boyla ve Avrupa boyla seyahatimiz devam ediyordu. Ve bir pek de özü bunun içinde internet var. Bütün şartlar var. Yaşayış için bir insan, kimse insanlı. Ve bu şartlardan faydalanan halde Özbekistan'da, dünyada neler böyle yap geldi ki tüm gün saat ne saat güzel bir yapmış. Kolumuzdan geri gelince fikirlerimizi bildire yapmış. Yazı arkalı, belki bulmasın video, foto arkalı. Mesela kılıçken hareket kılı yapmış. Bu fakat yani seyahatimiz, yani içi de yani siyaseti yani bugün bir seyahat. Bizdeki Fransa'damız, Paris'teydik, Versailles'teydik ve etrafındaki başka şehirler ve şatolarda, saraylarda gördük. Malumunuz gibi günlere gelmelerin nafakat Cenevre'deki villasını yani şu Paris'e yakın bugün 180 km, 80 kilometre mesafedeki şatosunu işgal kılıp yürüdüğüm Rusya cancağı gelmem. Yürüden polisiyesi, jandarması, meriyesi her mesela aralaşıp ve bunun kanun arkalı, mahkemeler arkalı hal buluşu için sabır kılışı gerek. Özbekistan hükümeti namadan bu işi tıkladı yani adamdı. Bram Mert'e bize müracaat kılmadı diye iş geldi. Bundan beri 3-4 yıl. Ama yine biz beraber bu seyahatimizde bir ziyaret kılmak istedik. Yani absürt ki hükümet bunu yakışıkma yapken ki Özbekistan'ın 100 milyon dolardan artık pulunu, hazinenin pulunu o şey saraya verilip o şey sarayda hop git geldiğini Özbekistan hükümeti ve Mirziyev kızıkma yap geldi. Bütün biz de kızıkma yaptık. Biz yani demek ki biz gene mi? Çünkü bunu kollak kuvvetliydi arkamızda hükümet durma gelmek ki bunu halka kaytarış için, devlete kaytarış için hükümet başı da turuş gerek bu gençti. Biz hükümet hiç kadar alakamız yok. Biz gene yani biz özümüz seyahatimiz devam ediyor yapmış ama gün tertibimiz bugün bu seyahat olmaz. Gün aranıyor, işler olmaz. Bugün gün tertibimiz bizim Cücüp Mart'a bizden fikir sorarken kısa gene bu siyahımız 1-2 Mart'a izah verdik. Bu babam Murat Abdül, jurnalist babam Murat Abdül Layıptin Özbekistan'da Taşkent'de bu arayıpken mahkeme cereyanı hakkında Osman Hak Nazarov degen tahallüs bile yazırken makalalar ve onun akıbetindeki bu Milli Hapsizlik Hizmeti'nin onu kolga alıp kamakı taşışı bilen başlangıç cereyan hakkında. Kıska ve lönde yapmış ki hareket kılaman ben kişilerde muhakeme kımıyım hiç geçen kişiler tegi katnaşçı için mahkumlar ya ki olmasın bunu teşkilatçıları Osman Hak Nazarov yayın legen insanlar ben cüceyim ona kızıktırma yaptı beni kızıktırıyorken geopolitik ve bunun okumetleri Özbekistan'ın devletçilik alıp geledigen Kubra Uşi hakkında yapamam ben. Demek ki 1999 yılda Lübyanka'nın tapşırığı bile yakın olsa onun adamları arkalı Taşkent'te yalgandakan devlet döntarışı hareket degen bahanede fırtlaşlar uyuşturuldu. Milli Hapsizlik Hizmeti 1. Mart'ı özü müstakil bu üniversitede kıldı ve Karayurt'ta kanakat tehlike kötü hep geldiği gibi lan onu korkutuş ve onu Milli Hapsizlik Hizmeti'den başka yöne de hiç bitti tağı yok gene bitti menbe fakat şey, teşkilatı ekerliğini kürsatı koyuş için Özbekistan'da ulardın başlatıdığın represyalardı. İslami düşünce bilen bunu alıp barışka ruhsat alışıydı halkara meydanda. Önce okey değdirişiydi. Ama geopolitik bunu tarafı bağırdı. Kerim'in Avrupa ve dünya bilen Amerika Birleşik Devletleri bilen buna degen bütün alıp barı yapken işlerini tohtatmadı.
99. yıl bunu geçip koymadı. O bir pek özde hem garip bilen yaşı buluş hem işgalede represyonu kızışki devam etti. Ama o Lübyanka'nın yani Moskova'nın koltuğu oturmadı. Milli Hapsizlik Hizmeti yine onun içi de görüşe Lübyanka'nın adamları, Putinistler yine tergeli görüştü. 2005. yılda Endijan'da bunu teşkil kılıştı. Cücük'te operasyon kılıştı. Bu gel Lübyanka doğrudan doğru özel araştı bir işe. Onun adamları geldi. Şatdaki bu gel Endijan'da bu gel Endijan türmesinin işgal kılınışı, kireyli adamların çıkarı yuvarılışı, Şatdaki numaraların hamasının içi de Lübyanka bağırdı ve Özbekistan Milli Hafızlık Hizmeti'nin generalleri, Rustam İnayet Boşçılıgı'daki Rusya Paras, Putin Paras insanlar vardı. O bunu teşkil kılıştı. Netice kimge hizmet kıldı? Netice Rusya'ya hizmet kıldı. Kerim'i bugün asla bir korktu. Garp plan bugün bütün alakalar üzdü. Amerika Koşma Ştatları Özbekistan'la 72 saat içinde haydadı. Halkara teşkilatları hamlesini Özbekistan'da def kıldı, mahkemeye verdi, represyonu aldı, siyasi rakip buluşu mümkün olduğu bütün güçlerdi. Bakıldı ve Garip'te okuyken, Amerika'da okuyken bütün kadrlardı fakat sekreteriyat lavazımı geçip çürük koydu. Demek ki Rusya'ya bağlı bugün, Rusya'da yetiştirilgen, Rus miyası bugün insanlar kaytadan hakimiyet tepesi, ministerstiflerge ve Cüdü köp lavazımlarga, Milli Hapsizlik bulsun, harbi sahada bulsun, İçki İşler Hazırlığı da bulsun, Rusya parası insanlar da geldi. Ve demek ki Milli Hapsizlik Hizmeti ve Lübyanka gelişip, Kerimut'u Lübyanka'nın kucağı şimdi utkızıp uyuştu. Kerimut bu Endijan kırgınını uyuşturuştan aldım, bunu bilmez miydi? Bilerdi ama o bunu ne çıkıp yetiştiğin uzun ölümü bile tügeşi mümkünlüğünden korktu ve uzun halkını kamadı, katliam kıldı ve uz devleti de kara kadar İslami kette bir küçük vardı kursatıp bu şu arkalı tüm halkala meydanda Özbekistan'da terörizm vesvesesini getirip çıkardı. İslam Kerimov bütün lavazımları kaytadan bütün devlet başkanını Milli Hafızlık Hizmeti gibi yerdi. Cenab-ı İnayet, Rüstem İnayet bunu tola kallı Özbek cemiyetinin tüzümünün iktisadi, siyasi, medeni hem sahasını başkara başladı ve bu Lübyanka arkalı başkara hep geride. İslam Kerim'i netice itibariyle geopolitik nedenlerden, Garp'ten ve dünyadan üzüldü. Rusya'ya karambol kaldı. Bu neticede şimdi bir dünya şimdi düşünün ki hiçbir muhalif olmasın yani elbette muhalif degende men demokratik muhalifet yani taşkarada yürüyen muhalifet işkaradaki muhalifetler de etmeyip ben kendi özünü muhalifler yani bu cereyange karşı bugün adamlar var mıydı Özbekistan'da kaç teşkilatlarda vardı vardı elbette her bir sahada vardı ular bir denge ülkama otkızıldı her bir ministerimiz ve içki işlerde gücük etti. Tazalaş başlandı ve Milli Hapsizlik Hizmeti'nde kötü tazalaş başlandı. Ve Rusya'ya bu yüzden meydigen, ya milli fikirleydigen her kandayı kadır kamaklar alınma başladı ve sürgün kılınma başladı. İslam Kerim'i bunu bilir miydi? Bunu bilirdi elbette. Cenab-ı İnayet'i uzunu eğer Endijan vakiyelerini kilitirip çıkar geldiğini Kerim'i bilip durup ama onun gibi teğme gereken onu kamaş gereğiydi. Onu teşkil kıyken, o işte katliamını kıyken, ya ki olmaz katliam gibi tergerlik görgen, o işte batalyon kirik gibi rasist gibi. O şeylerdi kamak alı gene deydi. İsim bine yani Milli Hapsız Kızmı Tula Türk tozula gene deydi. Rusya bundan ki buna ki oyunu kama gene buladı. Rusya fakat Putin özünü devleti de buna ki işlerdi kıldı. O işte Gürcüye'de, Moldova'da ki inçelik bine Ukrayna'da bu işlerdi kıldı. Ama Özbekistan ki bunu kayıt kılaması Garp bilen, dünya bilen alakalarını kendim küçültürgen de ve bunu
provokatsiya sifatida qabul qilib, provokatsiyani oldini olganida edi, o'z generallaridan voz kechganida edi, bugun O'zbekiston umuman boshqa yoqda bo'lardi. 3 million mardikar ham bo'lmasa edi, O'zbekiston iqtisodi Qozog'istonchalik hech bo'lmasa taraqqiy topgan bo'lardi va o'zini o'zi boqa olish, o'z-o'zini mustaqil yurita olishga ega bo'lgan. Afsuski, Islom Karimov xoinlik qildi. 2005-yildan keyin men yozgan bütün maqolalarimda bugün nimalarimda men Islom Karimovni xiyonatda aybladim. Men diktator bo'lishi mumkin. Davlatlarda diktatorlar var. Kelishadi, ketishadi, siyosat o'zgaradi. Odamlar o'ladi, rahbarlar o'zgaradi. Ammo xiyonat o'zgarmaydi. Islom Karimovni 2005-yildan keyin davlatga xiyonatda aybladim. Bir necha sohalarda aybladim. Chunki menga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra bu nimani bilib turib bu xiyonatni Karimov davom ettirdi. To o'lgunigacha yoki bo'lmasa o'ldirilgancha davom ettirdi. Orqadan kim yana nima ish qildi? Bu Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston to'laqonli Rossiya xizmatiga zarar berdi. Qanday deysiz? 3 million ishchi. U qaram, ya'ni g'arbdan islomist terrorist degan tamg'ani butun dunyo bo'yicha ko'rsatib qo'yish uchun Amerikada Obamaga hujum yoki bo'lmasa birovni mashina bilan o'ldirish, mana Shvetsiyada bu o'z-o'zidan o'zbeklar tarafidan qilinmadi. Bu Lubyankani juda katta qo'li bor. O'zbeklar dunyo bo'yicha O'zbekistonda va O'zbekistondan tashqarida islom tahlikasi borligi, terrorizm bilan bog'liq davlat ekanligi O'zbekistonni va insonlarning terrorist bo'lish ehtimoli kuchli ekanligini ko'rsatish orqali g'arbda va bu dunyoda iqtisodiy tarafda uzib qo'ydi, siyosiy tarafda uzib qo'ydi va bittagina joyi qoldi, u ham bo'lsa Rossiya va Xitoy. Mana ko'rdingiz, nimalarga olib kelindi. Endi buni aytadigan bo'lsak, muxolif bormaydi deb boya gapimizni boshladik. Bor edi muxolif. Milliy xavfsizlik ichida ham muxoliflar bor edi. Bu muxoliflar ishga tushdi. Albatta, 99-yil portlashlaridan keyinoq menga ham juda ko'p ma'lumotlar kelgan. 2000-yildan boshlab 2002-yilgacha agar arxivlarni qaraladigan bo'lsa, BBC O'zbek servisida men O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi, poraxo'rlikka qarshi qaysi lavozim qancha turishiga va kimlar buni qanchaga sotayotganligini va bu pullar qayerga ketayotganligi haqida turkum eshittirishlar qildim. BBC'da bu davomli har haftada bir marta shaxsan men qatnashardim va muxbirlar savollar berardim. Bu davom etdi, ammo BBC'ga bosim bo'ldimi, boshqa bo'ldimi buni bilmayman. Ular mendan istochnik, ya'ni bu ma'lumotlarni qayerdan olayotgansiz, bu odam bilan bizni tanishtirasiz deyishdi. Albatta, juda tahlikali ish edi. Men o'zimni reklama qilish evaziga u odamni sotmadim va bugungi kunda bo'layotgan voqealarga o'xshagan voqea sodir bo'lmadi va men bu ishni yig'ishtirdim. Agar men bitta o'zimni veb-sahifamda ochib bunaqa voqealar yoritganim bilan ham ruscha, inglizcha, istagan tilda yoritish mumkin, ammo buni salmog'i, buni saviyasi men kutgan darajada bo'lmas edi. Agar BBC, Ozodlik, CNN yo bo'lmasa bunaqa keyinchalik men bilan hamkorlik qilgan Al Jazeera va bunga o'xshagan xalqaro matbuot bu bilan shug'ullangan edi va davom etadi. Haqnazarov degan odam paydo bo'lmagan bo'lardi. Haqnazarov paydo bo'ldi, ehtiyojdan edi. Balkim buni paydo qilgan odamlar o'sha SNBdagi milliy kadrlar, ichki ishlarda va prezident apparatidagi Milliy xavfsizlik kengashidagi milliy tushunchaga O'zbekistonni mustaqil ko'rmoqchi bo'lgan insonlar, kadrlar yo'qmaydi, bor edi va bular doimiy ravishda informatsiya sizdirish bilan shug'ullanishdi. Balkim bir birovidan bilmagan tarzda buni qilishdi, ammo milliy tuyg'udan kelib buni qilishdi. Ammo bilib turib buni qilgan odamlar hozir ko'pchiligi o'ldirilgan, qamoqxonalarda o'tirishibdi. Ulardan bittasi mana o'sha informatsiya sizdirilgan insonlar. Mana bugun sud mahkamasi bo'layotgan Bobomurod Abdullayevdir. Bobomurod deb shaxsan o'zi bilarmidi bu ishni? Bilmas edi. Kim orqali bu qilindi? Bu sobiq milliy xavfsizlik xodimlari bor, ikkita, mana hozir ular sudlanyapti. U o'shalar o'z lavozimasiga davom etyapti. Ularga shunday topshiriq berganki, milliy xavfsizlik mana shu davlatchiligimiz uchun kerak, faqat biz o'zaro bilamiz, bu hammadan mustaqil bo'lgan bir operatsiya. Mana shu informatsiyalar nima qilib bo'lsa ham mana shu Bobomurodga o'xshagan va g'arb dunyosiga o'xshagan joylarga ishonchini qozonasan va ishonchli ma'lumot sifatida uningga bildirmagan holda agar u qo'lga tushib qolib do'pposlanadigan bo'lsa biz sotmaslik kerak. Bilmagandan keyin kimni sotadi bechora? Albatta, uning uchun u bu davom etdi va bu informatsiyani ba'zan Bobomurod olmagan bo'lsa
tehlike de bugün mesela. Doğrudan doğru kereyle diyor ki İstanbul gücü yönetip duruldu. Bu şunday devam etti. Bu informasyonlar içinde Kürtçedeki doğru yedi. Ama bu informasyonları dizinformasyon kılıç için ham. Yani informasyonu dizinformasyon kılıç için Lübyenke'nin Taşkent'teki adamları başka bir yollar bilen ham. İstanbul gücü bulması başka caylarga informasyonsuzdur işte. Bu informasyonlar yalan informasyonuydu. Haknazarov'da sahtekarlıkta, sahte eğlentiriş, onu yalgancı geç çıkarış için buna kadar informasyonlar hem çıkarıldı. Şimdi bu cereyan kaçan geçi devam etti. Kerim ölügenden keyin, öldürülgenden keyin, bir hafta cereyanı da devam etti. Bir hafta içinde bütün taşlar, bütün taraziler hepsi cocuğu koyuldu. Kim kayırdıydı? Benim borulmuşlardı bittesi de. Bitti palasıydı. Benim borulmuş tarafı şu dostlar bile içinde. Bunların akıldı. Elbette o şu informasyonsuzluğu yapan adamlar cemiyet özgürtülmek için. Kerim ölümünü kütüb oturuyor adam. Yok yok onun kitişini kütüb oturuyor adamlar. Katta cereyanlar baş tanışı. Kötü şey yaptı ama Cenab-ı Mirziyeyev'in adamları onun grubu Putin'i Özbekistan'a tehlif kıldı ve harbi güç bilen, yakın olsa divizyonlu güç bilen bir gelip yetip geldi. Bir haftadan ki o Özbekistan yumruğunu vurdu ve bütün başka güçler cezalarını şikayetiydi ve bana hazır cezalarını yaptı. Milli Hapsizlik Hizmeti hazır devlet hapsizlik hizmeti eğlendirildi. Lakin mezmurlar özgermedi. Rusya'da yetiştirdiği gün asasi kadrlar haliyem bu şekilde işleydi. Miyesi bu şekilde teşkilatın Rasiski akademileri bitkizgen, uçilişilerde okuyan adamlar. Ve bunlar hazır öz galabasını ilan kılışken. Baba Murat'ı sütlü bile yapken yok benim için. Benim için Özbekistan'ın müstakil bulmak için bugün mahvi hizmetleri, harbi hizmeti, devletçiliği yani milli devletçiliğinin sütlü bile yaptı. Mesela Baba Murat ve onun etrafındakileri ise bu işteki küçükme Ahmet daneleri. Elbette şah da mat kılıçken Allah açan şah mat bugün. O fakat şey, oğlan şumul islahatlar bilen ben. Özbekistan'da cüze oğlan şumul islahatlarının otası sipetti, kursatıyla yaptı. Ama Allah açan mat bugün o. Ben bunu yüzügeyim etken ben, onu yüzügeyim cönetken ben. Elbette bu toktatılış gereği bugünlerse. Öyle şey yaptı ki, bir 10 yıl içinde Haknazarov ki informasyon sızdırırken yani onu kana kadar yollara bile informasyon sızdırırken bitti unge mi sızdırdı bu informasyon bitti unge mi yönetti yok elbette Cenab-ı İnayet bu sahan özüyüz biraz hemen kaçan otası geç almaydı çıkmış gibi geç almaydı ve rezervinde her daim bitti derçi hemen özüge açık koyadı güdük informasyon bu Haknazarov ilan ki informasyonları hakimiyetin ne kadar akıl gelirdi, halk üstünde kanaka tespitatlar olmalı gelirdi, kanaka talan taraj, katliamlar kılın gelirdi hakkındaki tolakanlı, bundan hem dakşat uvak materyaller taşkarada durdu. Şimdi mi geçti, şantaj kılı yapsam, yok mi şantaj kılı mıyım ben? Min devletçilik tarafı doğru Özbekistan şundakın vücudu şermende buldu. Kan çelik bunu kupayitirdiğim bu meselenin, kan çelik bunu numara al bu arada gelmesin. Bundan beş beter bu arada. Çünkü bu informasyalar ahır akıbeti de halkara tribunalları alıp bu arada. Ve biz ihtiyaçken Özbekistan'ın umarılığı 200 milyar pul Özbekistan'a kayıt giymeydi. Haliyen mi ümidi var ben bu pullu kayıtları bağlaşılması. Hiç bulmazsa bir kısmını, hiç bulmazsa 27-30 faizini bunları yukarıdırışımız mümkün. Kagenler köyüsü. Ama şu ki işte bu dediğim bu mahkemelerin şuna kadar. Bayağı hissettim bana geldi bana Ali Cenap bir de acayip adam açık mahkemeler böyle yaptı bu oyun yığıştırıyorlar gereyemez bu oyunlar bu bana bir şeyler bilmeye geldi Baba Murat Uzi'ye kimler kayısı yol böyle informasyon sızdırlayıp geldiğini özür bilmeye geldi kayısı oyunun içi değil geldiğini özür bilmeye geldi bu yiğit çünkü bilişim mümkün emezdi çünkü bilgene de isterken pette okul göçüşü ve bu bütün sistemin satışı mümkün idi. Sisteminin babamı satmadı. Milli devletçilik kurmuştu bugün adamlar satken Mirziyoyev'in grubu. Çünkü Kerim ölgenden ki utkizirken bütün yığılışlardı. İnayatıp, bırma bir, hepsini video, audio, hepsini kıldı.
Ve bunu Putin geberdi. Bana geçtiğini. Bu devlete hıyanette. Bizde Kerim Şakal, onun Naş Şakal. O bizde ablakımız o. Ama hazır ki bizi giyemez. Mesele şu yerde. Şimdi az bu biçerini indi, bana su yakınlığını yaptı, az kogen. Bu hiç nesi de hiç nesi boğmagen. Bu balanın bu vakitte oyunda hiç kanaka rolü yok. Fakat yazıştan başka neyse ki yaramayken. Dizinformasyon kılınken. O şey, informasyonu çıkarıp durduğun adam anıklayınken elbette. O şey, meclislerde Kerim Ülgen'deki meclislerde özü bilinip kaldı. Kim kayırdı? Haa değişti. Ha? O şey adamları özüge informasyon, o şey hakkına zarif ki çıkarırdı. O niye mi yazdı? Niye mi? Hakikatti bu oyladı ve yazdı. Vagonları bile bir haptaki gitti vagon narkotik cüneti yapıyordu. Fantastik derselerde yazıştı. Taşkara değişip gün yüzlerce adam, onlarca adam isim bir geçtiydi, on geçtiydi, bun geçtiydi deken derseler diyen bu balı yazdı çünkü katta informasyon çıkıyor. Bunu şunu yazı yaptı. Bu. Yazdı. O şunu dizinformasyon kılıç için kılıngan derselerim bilmedi onu dizinformasyon hikayeliğini. Çünkü haberdar olmasıydı. Bunu kamam yiğir verir. Bunu onasını bollarını buna kaynak kılıç şartamaz. Çünkü bu milli tüyüden kirip çıkan var mı devletçilik, milli devletçilik buladı. Putin's öyledi var mı? Putin bir günmez bir gün öyledi. Rusya yengiledi. Sovyetlerdi saklap kolağıma gelen Rusya hazır Putin diye saklap kolağıma gelen. Hazır iki tepki embargoları bütün dünya boyunca Rusya'ya karşı koruyupken izolasyon devam etti. Kerim Mirziyev bunu saklap kalamaydı. Bunu korumaydı. Onunla kançalık hizmet kımasın. Rusya'nın çok biti yapken kemesi de Uzbekistanlı'ya uzayan bir çöküşü mümkün. Ama onu kutkalıp kalamaydı. Tegi teşhirip gideceksin Rusya kemesini. İltimas. Suudiye iltimas. Bu cürkette oyun tarihte şermenlerine çok olası. Bilmeydi bu informasyalarda hiç kim. Bana biz bana yapık kıldık. Bir neçe Milli Hapsizlik Hizmeti Kadımını yapıp tergi okulduk bitti. Yapılıyor çok. Yok, o şükür yok mu bilirdim, ne dedi kendine. Bu bir operasyon hikayeliğini imza çektirdiyiz. Şimdi gapım yani aylanıp gelip sen bilirdin, kayırdan bildin diken nime geydin. Özbekistan işgarisinden durup kararladıken adamlar geydi. Ben kim ben? Özbekistan işgarisindeki hükümet ya da olmazsa hükümet dinleken bardağlar için. Elbette miyim? Şvitsara'da iş yapma, 20 yıldan beri Şvitsara mahve hizmeti yiyen, hizmet kılıyken, Sero'ya, hizmet kılıyken, MİG'e, SİYEM, Mossad'lıge, hepsi iş kılıp ne olsa, dünyada Minoşan'a ayın tıkıp koyuşken, şuna kadar karışıyordu. Şimdi Özbekistan'dan Taşkara'daki insanlar kandayı karaydı bunu, çünkü informasyonu bilmedi. Hala hepsini etmeyordu, bir şey yaptı, hepsini etmeyip geldi. Gerek, ama etap etap gitti yaptı. Şimdi Taşkara'dakiler ne kadar karı yaptı bunu? Hazır gıybet kılışadı. Videonu tek yazıp koyuşadı elbette. Albanım onu cam açılıyor okumaydı ama ben okuyayım. Tek yazıp koyuşadı. Haa sen o isimli geçlerdin ya. Bilerdik seni. Hem iyi isim bilir. Marş almam ben. Gıybetimi kılıyor yine istekence. Marş almam ben. Sen üçünden bilemez köpler seni. Bu gıybetçilik sizi yedi. Uzbekistan'daki devletçilik de yedi. Müstakil devletçilik kuramadık. Dolatıyor Kerim de amak kılıçtı, kazık kut kılıçtı onu, ağır ölüp tutuldu. Bana bunu bana oyuncak kılıçı yaptı, bana kısıtlar, mahkemeler bilen. Bu asasi nime, bunu kaltırılıp durur, göre yapma, çapanı adam. Eğer milyonlarca güç arkasında dururken de, bu yan Putin yok, gidiyor, benim işim bitti diye işim yok. Çünkü köprüden mutluva gün geçer benim işi. Dünya şuna kadar, siyaset beş metre şuna kadar. Köprüden işe yutup o gün geçer. Bu hem şunu hakkıladı ama bu hem görme yaptı. Bu hem görme yaptı arkasındaki bütün devletçilik kadırları bunu arkası demez. Nime geç çünkü iş onu yaptı. Çünkü kama kamadan başladı işte. Tuhmat kıldı cüzgü bu adamlara. Hakiki kamar iş gereği bugün adamlar kamar mı yaptı? Kamarması gereği bugün adamlardı. Tuhmat ben kamar yaptı. Hem meyve. Havası yenmez. Mim mesela mim bilemez. Hakikaten kamerşi prokuror Reşit Kadirip ve başkalarım. Ben özüm talep kıyamam. Beşte generalde ettim. Senedim neçin milliyet kuru bağırdı gene. Özüm neçin artık hücret. Hücret istesek de benim müracaat kılınlar. Lozan değişeyim ben. Yaşırma yapma.
Hüccet kayırdı o geldi gidiyordu. Niçin Mert'e eğitim yap ben. Karaka yetip geldim yenge. Kıskası video çözülüp gitti. Yolda ben çarça gelmem bilmem. Bu işleri ara hiç isteme gelmedim ama sütü bitti bir çaranımın aklı halkara meydanında gapsız buraya yapken Uzbeyler yine bir burunu yiyipti. Bu jurnalist kamu vardı. Çünkü bilişerdi. Kette siyasi oyunlarda düşünedik adamlar. Baba Murat Abdullah bir işte iş kanaka kette burada mı yemez. Bir çarayı. Bir jurnalist o. Onu kama bir neyse geri şu an misler. Bir neyse klaslar yendi mi öyle ben. Cengel'de kubaytırmazsan bu biyadaki başka güçlerem bütün informasyonlar. Ben onu ne baba Murat'ta umurumda körgeme belki küçüde bir martı gördüm körmedim bilmiyorum ben. Ne İstanbul'daki adam bile 10 yıl 15 yıldan beri alakam yok beni. Ben bu insanlarda kama yakalayıp kendim yok. Ben Uzbekistan'daki şermende gerçekti. Toktatıyım dedi hep ben. Şermende bulmayalım. Bazen köçelerde sebeple boynum gibi jurnalist ben takip yürüyorum ama adamla yaklaşık kola diye Uzbekistan'ın insanı şey, Fransız, İngiliz'i, İspanyol'u, başkası. Hemen bir şey şermende dedi ki geliyor gene. Aman buraya iner. Şermende bir olması toktasın.